Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Babası Yavuz Sultan Selim 8 yıllık iktidarında ona ağzına kadar dolu bir hazine, savaşa her an hazır disiplinli bir ordu, mükemmel bir ekonomi ve 3 kıtaya yayılmış bir devlet bırakmıştı. Üstelik Şehzade Süleyman'ın tahtına rakip olabilecek başka bir kardeşi de bulunmuyordu. Yani tüm bunlar ona altın bir tepside sunulmuştu. Tahta çıktıktan sonra 46 yıl sürecek olan uzun hükümdarlığı döneminde Osmanlı Devleti iyisiyle kötüsüyle pek çok kırılma anı yaşadı. Elbette bunlardan biri de herkesin bildiği Şehzade Mustafa'nın katledilmesi olayıdır. O dönemde ve hatta günümüzde dahi herkes tahta Şehzade Mustafa'nın geçmesi gerektiğini savunsa da olayın sonunda Osmanlı tahtı Şehzade Selim'e kalmıştı. Bu iki ismin yanında gölgede kalan Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtını bırakmak istediği asıl oğlu, yani onun gönlünde yatan aslansa Şehzade Mehmet'ti. İşte bu dünyada değil ama öldükten sonra tahta oturan Şehzade Mehmet'in hikayesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta geçebilecek 5 erkek evladı vardı. Bunlar Şehzade Mustafa, Şehzade Bayezid, Şehzade Selim, Şehzade Cihangir ve Şehzade Mehmet'ti. Mustafa iyi eğitimli, yaşı gereği tecrübeli, askeri zekaya sahip, halkın, askerin ve devlet görevlilerinin çoğunun desteklediği, Kanuni'den sonra tahta çıkacağı kesin gözle bakılan şehzadeydi. Taht yarışındaki en büyük eksisi ise diğer şehzadeler gibi Hürrem Sultan'ın değil, Mahidevran Sultan'ın oğlu olmasıydı. Bayezid ise tam bir askerdi. O dönemde yaşayanlar onu karakter olarak dedesi Yavuz Sultan Selim'e benzetirlerdi. Cesur, gözü pek, yalnız sonrasını pek düşünmeden ve deli dolu hareket eden bir karaktere sahipti. Selim ise sarı saçları ve mavi gözleri olması nedeniyle halk arasında Sarı Selim olarak tanınmıştı. Devlet işlerine ve savaşlara pek merakı olmayan, günlerini genelde düzenlediği eğlencelerle geçiren, rivayetlere göre de alkole düşkün bir şehzadeydi. Cihangir ise doğuştan kambur olarak dünyaya gelmişti. Hatta babası Kanuni Sultan Süleyman, cihanı sırtında taşıyan anlamına gelen Cihangir ismini ona bu yüzden vermiştir. Fiziksel olarak zayıf, ruhen duygusal bir yapıya sahipti. Belki de bu sebeple hiç taht iddiasında bile bulunmadı. Gelelim videomuzun konusunu oluşturan Şehzade Mehmet'e. Şehzade Mehmet 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman'la Hürrem Sultan'ın ilk erkek evladı olarak dünyaya geldi. Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'a duyduğu büyük aşktan ötürü olsa gerek, Kanuni, Şehzade Mehmet'e büyük bir sevgi beslemekteydi. Mehmet'ten sonra yine Hürrem Sultan'dan Şehzade Bayezid, Şehzade Selim ve Şehzade Cihangir dünyaya gelse de, Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünde hiçbiri bir Şehzade Mehmet etmiyordu. Zira Sultan Süleyman'ın diğer şehzadelerinin yanında bile Şehzade Mehmet'e "Şehzadelerin güzidesi, Mehmet'im" diye hitap ettiği bilinmektedir. Bu yüzden onun Azmi Efendi ve Nevali Efendi gibi dönemin en iyi hocalarından eğitim almasını sağladı. Aynı zamanda Şehzade Mehmet'in iyi bir asker olması için de babası Sultan Süleyman'ın onunla bizzat kılıç talimleri yaptığı yazılmaktadır. Çocukluk döneminde geçen tüm bu eğitimlerden sonra Şehzade Mehmet 21 yaşına geldiğinde artık sancağa çıkma vakti gelmişti. Ama bir sorun vardı. Osmanlı Devleti'nde padişahlar kendisinden sonra tahta çıkmasını istediği oğlunu genellikle Manisa sancağına gönderirdi. Çünkü padişah vefat ettiği vakit tüm şehzadelere bir haberci gönderilir ve genellikle İstanbul'a ilk gelen tahta oturarak gücün sahibi olurdu. Manisa'da başkent İstanbul'a en yakın sancak olduğu için şehzadeler açısından oldukça değerli bir yerdi. Lakin Şehzade Mehmet'in sancağa gönderileceği vakit Manisa'da abisi Şehzade Mustafa bulunuyordu. Fakat Kanuni'nin gözünde Şehzade Mustafa'nın pabucu dama atılmıştı.
Bu nedenle Şehzade Mustafa'yı Manisa'dan alarak nispeten uzak bir sancak olan Amasya'ya tayin etti ve tahtını bırakmak istediği oğlu Şehzade Mehmet'i Manisa'ya gönderdi. Şehzade Mehmet, 2 yıl kadar bir süreyle Manisa'yı gayet iyi idare etti. Ancak 2 yılın ardından, henüz 23 yaşındayken aniden fenalaştı ve şehzadelerin güzidesi bilinmeyen bir nedenden ötürü vefat etti. Şehzade Mehmet'in ölümü için kimileri çiçek hastalığına yakalandığını, kimileri eceliyle öldüğünü, kimileri ise Şehzade Mustafa'nın gözden düşmesi nedeniyle Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan tarafından zehirlendiğini söylemektedir. Kanuni Sultan Süleyman ise Şehzade Mehmet'in vefatı sırasında sefer hazırlıkları için Edirne'deydi. Haberi aldığında Cihan İmparatoru'nun yıkıldığı ve gözyaşlarına boğulduğu pek çok tarihçi tarafından yazılmaktadır. Kanuni oğlunu son kez görmek için cenazesinin İstanbul'a getirilmesini ve İstanbul'da defnedilmesini özellikle istemiştir. Bu şu açıdan önemlidir ki, isyan eden Şehzade Bayezid'in kabri Sivas'ta, diğer bir oğlu Şehzade Mustafa'nın kabri ise Bursa'dadır. Yani Şehzade Mehmet gibi onları İstanbul'a getirme gereği duymamıştır. Sultan Süleyman'ın Şehzade Mehmet'in vefat haberini almasının ardından başkente 5-6 günlük mesafede olmasına karşın at sırtında 4 nala neredeyse hiç mola vermeden İstanbul'a 2 gün içinde gözyaşlarıyla vardığı söylenir. Üstelik Kanuni kendi adına cami yaptıracağı İstanbul'daki en uygun alanı da vefat eden en sevdiği oğluna bırakmış ve buraya Mimar Sinan tarafından bir cami yapılmasını emretmiştir. Sultan Süleyman bu camiye aslında pek çok şeyi açıklar nitelikte olan Şehzadebaşı Camii adını vermişti. Ayrıca sultanın oğlu için yaptıkları bununla sınırlı değildi. Osmanlı tarihinde hiç görülmemiş bir şekilde Şehzade Mehmet'in sandukasının üzerine Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle fil dişinden yapılma gerçek bir taht konuldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın "Bu dünyada taht sana nasip olmadı, bari türbende tahtın olsun" dediği rivayet edilir. Şehzade Mehmet bugün hala Fatih'te bulunan Şehzadebaşı Camii'nde tahtında yatmaktadır.